hitaplarını yapmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Sayın Bakanlar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bu yıl 11.'si herkes için ulaşım ve hızlı erişim sloganıyla düzenlenen Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası münasebetiyle aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri kara, deniz, hava ve demir yolları ile enerji, nakil ve haberleşme hatlarının kesişme noktası olan Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 4 saatlik bir uçuşla 3 kıtadan 1,5 milyar insanla kucaklaşmanın mümkün olduğu bir dünya şehri olan İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz diyorum. Özellikle değerli yabancı misafirleri burada görmekten duyduğumuz büyük memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu önemli organizasyonu ikinci defa uluslararası katılımla gerçekleştiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve ekibini de tebrik ediyorum bu güzel organizasyondan dolayı. Kıymetli misafirler, İletişim, bilişim ve ulaşım çağının hayli gelişmiş bir safhasını yaşıyoruz. Bu çağda ulaştırma ve haberleşme hepimizin hayat kalitesini yakından ilgilendiriyor. Nitekim gündelik hayatın her aşamasında modern ulaşım vasıtalarını kullanıyor, haberleşme araçlarından yararlanıyoruz. Pek çoğumuz artık akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla haberleşiyoruz. İnternet ve kitle iletişim araçlarından da çok yoğun şekilde istifade ediyoruz. İtiraf etmem gerekir ki ben de sizlerden farklı değilim. Sosyal medya dahil teknolojinin bütün imkanlarından faydalanmaya gayret sarf ediyorum. Hangi sektörde, hangi kurumda ve hangi alanda bulunursak bulunalım, ulaştırma ve haberleşme hepimizin hayatını etkiliyor, vazgeçilmez bir işlevi yerine getiriyor. Sola baktığımda bu çeşitliliğin müşahhas tezahürünü de görüyorum. Aramızda özel sektörden de, kamudan da temsilcilerin var olduğunu biliyorum. 16 ülkeden devlet adamları ve bürokratlar kadar bilim insanları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin hepsinin burada davetli olduğunu yine biliyorum. Şahsen bunu çok önemsiyorum. Çünkü çok büyük bir katılım söz konusu. Hedefimiz salondaki bu katılımcı zenginliğinden istifadeyle Türkiye'nin 2023 hedeflerini gözden geçirmektir. Böylelikle 2035 stratejisini oluşturacak ulaştırma ve haberleşme vizyonuna katkı sağlamaktır. Aramızda bulunanlar bu kadar farklı ihtisas ve donanıma sahip olunca hiç şüphe yok ki ortaya konacak neticede ortak aklın ürünü olacak ve geleceğe gerçek anlamda yön verecektir. Kıymetli misafirler, birçoğunuz bu konuların uzmanlarısınız. O yüzden ayrıntıya girmeden genel mahiyetteki bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Küresel köy olarak tanımlanan bir dünyada ve postmodern bir zaman diliminde yaşıyoruz. Teknolojinin ilerleme ve yeniliklerin zamanın akışını hızlandırdığı bilgi çağında yaşıyoruz. Geçen asrın sonunda gerçekleşen teknoloji, iletişim ve bilişim devrimiyle insanoğlunun zaman ve mekana olan bağımlılığı büyük ölçüde kırıldı. Artık uzak, yakın, bilinen bilinmeyen, tanıdık yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı. Sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı.
Bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yenilikler artık toplumların kimyasını değiştirdi. Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı talep eden hale geldiler. Neticede şeffaflık, özgürlük, adalet, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim artık sadece dünyanın imtiyazlı bir bölümü için değil, tamamı için geçerli değerler haline dönüştü. Nitekim yakın bölgemizde cereyan eden gelişmeler, bu sürecin tüm iniş ve çıkışlarına rağmen geri döndürülemez bir mecra olduğunu herkese göstermiştir. Bunu anlamayanların, gelişmeleri yönlendiren değil, olayların ve zamanın arkasında koşanlar olacakları da açıktır. Şu bir gerçektir ki, teknolojiye gem vurmak mümkün olmadığına göre, bugün hayal etmediğimiz birçok yeniliklerle ileride karşılaşacağız. Bu, dünyayı bugünkünden çok daha şeffaf hale getirecek ve bu, hiçbir şeyi dar bölgeler içerisinde bırakmayacak. Bu gidişatı en iyi değerlendirmesi ve en iyi anlaması gelenler de şüphesiz ki ülkelerini yönetenlerdir. Kıymetli misafirler, küresel dünyada haberleşme ve ulaştırma hiç şüphesiz ekonominin de temel sütunları arasındadır. Küresel dünyaya açık, modern bir ekonominin sağlıklı bir iletişim ve ulaşım altyapısına sahip olmadan rekabet etmesi de mümkün değildir. Bu nedenle her ülkenin entegre bir ulaştırma stratejisi dahilinde kara, deniz, hava ve demir yollarına yatırım yapması şarttır. Esasen yük taşımacılığında daha ucuz yöntemler deniz ve demir yollarıdır. Orta mesafedeki yolcu taşımacılığında hızlı tren hatları ise her geçen gün daha da öne çıkmaktadır. Şüphesiz karayollarda tüm dünyada temel ulaştırma ağı olarak ağırlığını sürdürmektedir. Sürat ve konforun sembolü hava yolları ise modern çağın bir diğer vazgeçilmezidir. Türkiye'nin son dönemde ulaştırma ve iletişim alanına dev hamleler gerçekleştirdiği hepimizin malumudur ve bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye'de özellikle hava yolu sektöründe başlatılan liberalizasyon çalışmaları kısa zamanda meyvelerini vermiştir. İç hatların milli hava yolumuz dışındaki hava yolu şirketlerine açılmasının ardından büyük bir pazar genişlemesi yaşanmış, ortaya çıkan rekabet ortamı Türk Hava Yolları dahil tüm şirketlerimizin atılım yapmasını sağlamıştır. Bu aynı zamanda kaliteyi, fiyatları ve yolcu sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Hatırlıyorum ilk yıllarda bu kararlar alınırken çok büyük tedirginlikler yaşandı. Ama neticede bugün geldiğimiz nokta hepimizi gururlandıran bir nokta olmuştur. İnanıyorum ki bunu çok case study olarak birçok ülke ele alabilir ve Türkiye'deki özellikle havacılık alanındaki gelişmeleri güzelce çalışabilir. Bundan alınabilecek çok dersler olduğu kanaatindeyim. Bugün Türk Hava Yolları 5 kıtada 220 noktaya doğrudan sefer düzenleyen, dünyada en fazla ülkeye uçan gerçek anlamda bir dünya şirketi haline gelmiştir. Her geçen gün gelişip güçlenen özel hava yolları şirketlerimizin başarıları ise her türlü takdirin üzerindedir. Ayrıca Türkiye bugün Avrupa'nın en modern havalimanı terminallerine sahip ülkesidir. Ülkemizin neredeyse her şehrine hava yoluyla ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bütün bunlar doğru stratejilerin başında ortaya konmasıyla sağlanmıştır. Hepsi birbirine adeta imkan hazırlamıştır. Eğer biz başındaki kapalı ekonomiyle hava yollarında devam etmiş olsaydık, ne Türk Hava Yolları bugünkü bu duruma gelirdi, ne de dünyada artık isim sahibi olmuş büyük özel hava yolları şirketlerimiz olurdu, ne de her ilde bu terminaller ve bu hava yolları, havaalanları açılabilirdi. Havayolu alanında yaşanan iftihar verici gelişmelerin ardından son yıllarda
hızlı tren hatlarında da büyük bir atılım yaşanmaktadır. Bütün bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. Ulaşım imkanları arttıkça insanlarımızın memnuniyeti artıyor, kendisine güveni artıyor, ülkesine güveni artıyor. Kentler adeta komşu evler mesafesine dönüşüyor bu şekilde. Bir yandan ekonomimiz gelişiyor, diğer taraftan toplumsal insicamımız pekişiyor. Türkiye tüm dünyaya daha açık bir ülke ve toplum haline geliyor. Elbette ulaştırma ve iletişim alanında yapılacak daha çok işimiz vardır. Bu bağlamda otoban ve duble yol ağının genişletilmesi, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, yeni liman ve tersane inşası, yüksek tonaj ve hızlı gemi yapımı önem taşıyan konulardır. Ayrıca daha geniş kapasitede havaalanları, uçak filoları ve bunları şehir merkezlerine bağlayacak sistemlerin inşası ağırlık vermemiz gerekli alanlardır. Tüm bunlar yapılırken insanlara güvenli, ucuz, hızlı ve konforlu seyahat imkanı tanınmalı. Aynı şekilde yük transferlerinde düşük maliyet, hızlı teslimat dengesini sağlayacak altyapılar oluşturulmalıdır ki hedeflerimiz de bunlardır. Bunun için bu toplantılar yapılıyor. Bunun için buralardan ortak aklın çıkması için gayretler sarf ediliyor. Kıymetli misafirler, benzer bir tablo haberleşme sektörü içinde geçerlidir. Bu bağlamda üretkenlikte zaman, mekan kısıtlamalarının büyük ölçüde kırıldığı postmodern çağda gözetilmesi gereken en temel ilkelerinden biri esnekliktir. İnsanlar artık geleneksel kalıplara bağlı kalmadan yaşayabileceklerini, çalışabileceklerini ve üretebilecekleri imkanlar peşindedir. İletişim ve ulaştırma sektörleri bu talebe kulak verebildiği ölçüde daha yenisini, daha iyisini ve daha kalitesini geliştirecektir. Bu çağın bir diğer önemli ilkesi de verimliliktir. Daha önce çeşitli vesilelerle dile getirdiğim üzere faktör verimliliğini artıracak çalışmalara mutlaka hız verilmelidir. İletişim, bilişim ve inovasyonun ortaya çıkardığı verimlilik artışı artık ekonomik büyümenin de beşeri kalkınmanın da ana lokomotifi olmuştur. Bunun için bilgi üretimi ve araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla yardım yapılmalıdır. Türkiye'de bu konuda yürütülen çalışmaların yakından takip ediyor ve destekliyor. Bu çalışmalar yeni ekonomi politikalarının temel öncelikleri arasındadır. Bu politikalar ekonomimizin orta gelir tuzağına takılmamasının da anahtarıdır. Gördüğüm kadarıyla yeni kalkınma planlarında temel stratejisi hep buraya oturtulmaktadır. Çünkü Türkiye bu kategoriden başka bir kategoriye muhakkak taşınacaktır ve bu da bilim, teknoloji ve inovasyonda olacaktır. Bu bilincin bütün ülkeye ve bütün kamuya ve bütün yönetime hakim olduğunu görmekten de gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıymetli misafirler, bir coğrafyada yaşanan gelişmenin domino etkisiyle diğerlerine de tesir ettiği günümüz dünyasında Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanması elzemdir. Ulaşım ve haberleşme hatları sadece ekonomik ve ticari zaviyeden bakılacak bir mesele de değildir. Her şeyden önce dünya üzerinde bir coğrafi alanın bölge olarak adlandırılabilmesi için ülkeler ve halklar arasında iletişim ve etkileşimi mümkün kılacak haberleşme ve ulaşım ağlarının olması şarttır. Eğer bu ulaşım ve haberleşme ağları bir bölgede olmazsa ülkeler çıkmaz sokak gibidir. Komşularıyla hiçbir ilişkisi olmayan yalnızdır. O bakımdan bölgesel kalkınmaların, bölgesel işbirliğinin temel niteliği ve temel ihtiyacı muhakkak ki ağlarla bu ülkelerin o bölgede birbirine bağlanmasıdır. Bu durum esasen tarih boyunca da böyle olmuştur. Mesela İpek Yolu olmadan Avrasya bölgesinden bahsetmek mümkün müdür?
Bu ulaşım ağları sayesinde ülkeler, medeniyetler birbirleriyle hem ticari hem de insani ilişkiler geliştirmişlerdir. Bugün bu tür bölgesel ve küresel ağların oluşturulması artık diplomasinin, ekonominin ve stratejinin temel politika önceliklerinden birisi haline gelmiştir. Avrupa Birliği gibi bölgesel, ekonomik ve siyasi entegrasyon projeleri kıtaların kaderini değiştirmiş, bölgesel barış ve refahın temel lokomotifi olmuştur. Tarih boyunca Türkiye hem coğrafi hem kültürel olarak kıtaların, medeniyetleri ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer almıştır. Bugün söz konusu jeostratejik konumumuzu yeni küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlayarak pek çok bölgesel enerji, haberleşme ve ulaşım ağına öncülük ettik. Geride bıraktığımız 10 yılı aşkın süreçte Türkiye'de bu yönde önemli adımlar attık. Ülkemiz üzerinden geçen enerji, ulaşım ve haberleşme ağlarıyla bir yandan Türkiye'yi dünyaya kenetledik, diğer yandan etrafımızdaki çok boyutlu coğrafi bölgelerin ekonomik ve beşeri entegrasyonuna hizmet ettik. Bu anlayışla kara, hava, deniz yollarına ve hızlı tren altyapısına çok ciddi yatırım yaptık. Bunlardan sınır aşan boyutları bulunan Marmara Rail projesine özellikle dikkati çekmek istiyorum. Biraz önce Sayın Bakan detaylı anlattı. Eminim ki bu toplantılar vesilesiyle en çok belki de gündeme gelecek ve üstünde durulacak proje bu olacaktır. Asya ve Avrupa'yı hem kara hem de demir yoluyla birbirine bağlayan bu projenin üstüne modern İpek yolu olarak da adlandırılan orta koridorda bina etmekteyiz. Bu vizyonun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının temelini Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanları ile birlikte attık. Önümüzdeki yıl tamamlanmasını öngördüğümüz projeyi süratle hayata geçirmek için Gürcü ve Azeri dostlarımızla birlikte yoğun çaba gösteriyoruz. Bu proje sayesinde Londra'dan kalkacak bir trenin Marmara Ray ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile Hazar Deniz'den Akdoğu Limanı bağlantısı üzerinden kesintisiz bir şekilde Pekin'e kadar gitmesini sağlayacak at yapıyı oluşturmayı hedefliyoruz. Esasen modern İpek yolu olarak adlandırdığımız orta koridor projesi basit bir ulaştırma projesi de değildir. Yüzyıllık bir rüyayı hayata geçirecek bu projenin ileride Hazar'ın iki yakasını enerji, ulaşım ve haberleşme hatlarıyla örülmesini hedeflemektedir. Bu projeler sayesinde Hazar Denizi, Avrupa-Asya ekseninde ülkeleri ve bölgeleri enerji hatları, kara, deniz ve tren yolları ile haberleşme ağları ile birbirine bağlayan kritik bir bölge haline dönüşecektir. Değerli katılımcılar, Türkiye ulaştırma alanında gerçekleştirdiği dev projelere paralel olarak iletişim ve haberleşme alanında da devrim niteliğinde açılımlar gerçekleştirmiştir. Memnuniyetle görüyorum ki Türkiye'nin bugünkü iletişim altyapısı pek çok gelişmiş ülkenin sahip olduğu teknolojinin ötesinde bir hız ve etkinliğe sahiptir. Bununla da gurur duyuyoruz. Türk bilim insanları, mühendisleri ve girişimcilerinin önümüzdeki dönemde de çığır açan teknolojik buluş ve yeniliklere imza atacağına inancım tamdır. Şimdi sorulması gereken soru, önümüzdeki dönemde neler yapılacağıdır? Esasen 2009'da düzenlenen Şura'da ortaya konulan Hedef 2023 stratejisiyle bunun işaretleri de verilmiştir. Türkiye'yi, Türk ekonomisini ve Türk insanlığı postmodern çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe hazırlamak temel şiarımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, dünyanın en ileri ekonomileri arasında yer alan enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapısıyla küresel sisteme tam entegre olmuş, müreffeh, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Özel girişimcilik,
ve serbest piyasanın gerekleriyle ve bütün kurallarını uygulayarak yoluna devam edecek demokratik Türkiye'nin komşularımızın yanı sıra bölgesel ve küresel ortaklarımızın da yararına olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda gerek milli gerek sınır aşan projelerde tüm bölgesel ve küresel ortaklarımızla bir işbirliğinin açık olduğumuzun da altını çizmek istiyorum. 3 gün sürecek şura boyunca çevreci, sürdürülebilir, maddi gelişme ve kalkınmanın yanında konunun sosyal, kültürel boyutlarında dikkate alan küresel bir bakış açısıyla meseleleri ele alacak ve konuşacaksınız. Özellikle konunun sosyal ve kültürel boyutunun ne kadar çok önem arz ettiğini eminim ki hepimiz vakıfız. Teknoloji bugün artık biraz önce de söylediğim gibi toplumların da kimyasını gerçek anlamda değiştirmiştir. Buna göre muhakkak ki birçok sosyolojik, siyasi gelişmeler söz konusudur. Bunlar çok olumlu yönde olduğu gibi nasıl tedavi eden ilaçların yan etkileri varsa çeşitli yan etkileri de olabilir. Dolayısıyla bütün bunların göz ardı edilmeden bu toplantılarda ele alınacak olması gelecek için şüphesiz ki hepimizi çok daha güvenli yapacaktır. Yapacağınız fikir tatisinin 2015'e giden süreçte yeni ufuklara doğru yol alınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aklınızda hep şu idealin doğrusu olmasını isterim. İnsanların, ürünlerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşabileceği özgür, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya. Bu ideali bugün olmazsa bile ileride gerçekleştirmek, çalışmalarımızı buna göre düzenlemek sadece bir millet, ülke veya bölgenin değil, bütün insanlığın yararına olacaktır. Bu vesileyle iştirakleriyle şurayı renklendiren ve değerli fikirleriyle katkı sunacak tüm katılımcılara, özellikle yurt dışından gelen değerli misafirlere bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Özlem abi resim çekiyor.